Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Kaman'dayız. Arkamızda Kale Höyük Arkeoloji Müzesi var. İçeride müdürümüz, müzemizin müdürü İzzet Esen Beyefendi bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi hem kar yağıyor hem güneş var. Çok hoş bir havada sizlere anons yapacağım. Yaptım daha doğrusu. Birazdan müzeye geçeceğiz. İçeride görüşürüz. Evet arkadaşlar, hemen müzenin içerisine geçtik. Müze müdürümüz İzzet Esen Beyefendi'yi yanımıza aldık. Şimdi Kale Höyük Arkeoloji Müzesi ile ilgili kendilerinden bilgi alacağız. Hoş geldiniz müdürüm. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Koşturmaya, ülkemizin tarihini arkadaşlarımıza, sevenlere, hayranlara iletmeye, anlatmaya devam ediyoruz nacizane. Şimdi müdürüm, önce isterseniz genel bir bilgi verelim bu müzeyle ilgili, sonra gezmeye başlarız. Tabii buyurunuz. Ki. Müzemiz 2009 yılında Türk ve Japon hükümetlerinin kültürel ve ekonomik işbirliğiyle inşa edilmiş. 2010 yılında hizmete açılmış. Lokal bir müzedir. Müzemiz bölgemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı, yani bakanlığımıza bağlı olarak Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü arkeologları tarafından sürdürülen 3 arkeolojik kazı alanından besleniyor. Bu kazılar en eskisi, müzemize de ismini veren Kaleyük Höyüğü kazısı. Hemen Çığırkan Köyü'nün 2 kilometre uzağında köyün girişinde yer alıyor. Doktor Saçrı Omura tarafından 1985-86 yıllarında kazılara başlandı. Bir diğer kazımız Doktor Masako Omura tarafından sürdürülen Kaman'dan Kırşehir istikametine giderken ana yola çıktığımız hemen 2 kilometre sonra Karayodur Köyü yol ayrımında bulunan Yaz Höyük kazı alanı. Bir diğer kazı alanımız da Ankara, Kaman, Bala Ankara güzergahı üzerinden Ankara'ya giderken Kızılırmak üzerinde bulunan Köprüköy'deki Büklükale Höyüğü. Bu üç kazıdan çıkarılan eserler müzemizde sergileniyor. Tabii bunun yanı sıra diğer yollarla gelen eserler de müzemizde bulunuyor. Müzemizde iki farklı teşhir sistemi uygulanıyor. Tematik ve kronolojik teşhir dediğimiz. Üç kazı alanında eserleri ayrı alanlarda ancak kendi içinde bir kronolojiye tabi tutularak sergilenmekte. Kronolojik olarak sergileme sistemimiz diğer müzelerden farklı olarak yeniden en yakın çağdan en eski çağa doğru uygulanıyor. Diğer müzeler en eski çağdan en yakın çağa doğru yapılırken. Bunun gerekçesi de teşhirde, sergilemede sürekliliği sağlayabilmek. Kazı alanlarında derinleştikçe daha eski çağlara ait uygarlıklara ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla o eserleri bize de sergilemek istediğinizde teşhir sistemini ya eserleri değiştiriyorsunuz ya yeni vitrine eklemek zorunda kalıyorsunuz. Burada öyle bir şey söz konusu olmuyor. Hemen kronolojik süreç bittiğinde bir sonraki döneme ait eserleri devamına koyarak sergileme şansınız oluyor. Peki hemen şunu sorayım. Buranın bilinirliği, müzenin ziyaretçileri nasıl? Yani turlar falan mı geliyor yoksa kendi bir böyle bölge halkı mı? Nasıl müdürüm? Müzemiz son 2 senelik bu salgın pandemi dönemini saymazsak sürekli artan bir ziyaretçi sayısına, sürekli artışta bir ivme gösteren bir ziyaretçi sayısına sahip. Başlangıçta daha çok yerel bölge insanlarının ziyareti söz konusu iken artık hemen yanımızda bulunan Japon Bahçesi ile birlikte yakın illerden, farklı bölgelerden gelen ziyaretçileri de çeken bir bölge. Özellikle onu belki en başta söylemeyi unuttum. Müzemizin mimari yapısı, mimari dokusu, höyük tarzında yapılmış dünyadaki tek örnek. Bu anlamda Amerika'da 1950'lerden beri yapılan dünyanın en yeşil müzesi ödülüne sahip. 2012 yılında bu ödülü aldık. Onun yanı sıra hemen yanımızda bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, burası da bir bilim akademisi gibi faaliyet gösteren kazı ekibinin, Japon arkeologların kazı ekibinin bulunduğu alan. Ve yine Prens Mikasa Anı Bahçesi, Japon Bahçesi. Ve sözünüzü hemen kestim, Türkiye'deki tek Japon bahçesi mi burası? Şu anda tek değil. Dünyadaki
Japonya dışındaki en büyük Japon bahçesi olarak biliniyordu. Hı hı. Son dönemlerde birkaç Japon bahçesi daha yapıldı. İstanbul'da ama falan da herhalde ben. Konya'da var benim bildiğim, İstanbul'da var, farklı ülkelerde ama var. Ama herhalde ilk burası yapıldı, burası değil mi? Burası en eskilerden, ilklerden bir tanesi. Hı hı hı. Bir de tabii Prens Mikasa'nın adını taşıması ayrıca önemli. Asıl önemli tarafı müze, Japon bahçesi ve enstitüsü hemen 2 kilometre uzunluğundaki kazı alanıyla birlikte bir bütün oluşturması ayrıca önemli. Hmm. Bu açıdan da ilgi çeken bir alan. Dolayısıyla şöyle özetleyebiliriz. Pandemi salgınından hemen önceki dönemde 2018 yılı sonu itibariyle Japon bahçesiyle birlikte 110 bin, 120 binlere ulaşan yıllık bir ziyaretçi sayımız vardı. Bunun müzemiz ücretli olduğu için tabii tekrar gelen insanlar da oluyor muhtemelen. Bunun 1/4, 1/5 kadar doğrudan bize ziyaretçisi. Diğer kısımları da Japon bahçesiyle birlikte bu bölgeyi gezen insanlar. Dolayısıyla sürekli artan bir ziyaretçi sayısıyla artık bu sene 120-130 binleri bulacak bir rakam bekliyoruz. Bu müzenin burada olduğunu bilen çok 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 fazla bu şey var yani, sıkıntı. Tabii ki, tabii ki. Arkadaşlar şimdi bu müzeyi aslında ben sosyal medyada araştırdım, YouTube'da baktım, gördüm, var, çekimleri yapılmış. Ama bizim tabii biliyorsunuz kanalımızda ayrıntılı bir şekilde tek tek anlatacağız, göstereceğiz. İnşallah sizler de istifade etmiş olursunuz. Son bir şey soracağız, sonra hemen gezmeye başlayalım. Lafı fazla uzatmayacağım. Müdürüm, bu müze kaç senelik? 2010 yılında hizmete açıldı. 2010 yılında. Evet, bölgedeki 3 kazı sürdürülen eserlerin yerinde sergilenmesi. O kazılar devam ediyor mu? Tabii aktif ki, mi? Tabii ki de aktif kazılar. Her 3 kazımızda aktif kazı. Hı hı. Onun yanı sıra bölgemizde bir de fosil lokalitesi kazımız var. Ayhevran Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Cem Erkman başkanlığında sürdürülüyor. Hı hı. Orada da çok önemli buluntular var. Ancak onlar fosil kanıtları olduğu için üzerinde bilimsel çalışmalar devam ediyor. Henüz sergileme aşamasında değiliz. Kırşehir Müzemiz yeni bir düzenleme içerisinde. O fosil lokalitelerimizin bir kısmı da muhtemelen önümüzdeki yıllarda Kırşehir Müzemizde sergilenecek. Hı hı, çok güzel. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar biz hazırlanalım. Anlatmaya başlayalım. Birazdan merhaba diyelim tekrar. Evet arkadaşlar, yine çok mükemmel bir müzenin ayrıntılı bir şekilde anlatımına hemen müdürümüzle başlıyoruz. Evet sayın müdürüm, buyurunuz, buradan başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hüyüğümüz bu bölgedeki bulutlarımız Kaleyük Arkeoloji Müzesi, pardon, Kaleyük kazı alanından elde edilen eserler. Hüyüğümüzde, Kaleyük Hüyüğü'nde 4 kültür yapı katı var. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 85-86'da başladı. Halen devam ediyor. En üstte İslami dönem, 14. 17. yüzyıllar. Onun altında uzunca bir süre iskansız dönem var. Büyük M.Ö. 4. yüzyıllarda Helenistik dönemde terk edilmiş. Uzun bir süre terk edildikten sonra İslami dönemde yerleşim görmüş. Helenistik dönemden önce demir çağları, M.Ö. yaklaşık 1000 ila 500 yıllar arası. Onun üzerinde 1000 ile 3000 ile 1000 yıllar arasında Tunç çağları. Ve yine kalkolitik, neolitik kültürler diye, çağlar diye devam eden bir kültürel süreç büyükte söz konusu. Bu alanımız İslami dönem, 14. 17. yüzyıllar evet, arası. Böyle yaklaşıyoruz arkadaşlar, hemen Osmanlı, bakmaya başlayalım. Osmanlı kültürüyle temsil ediliyor. Hüyük'te Selçuklu yerleşimi yok, Osmanlı yerleşimi var. Ancak yakın alanlarda, düz alanlarda hem Selçuklu kültürüne hem Roma Bizans kültürüne ait buluntular ele geçiyor. Değişik yollarla, ticari amaçlarla da Hüyük'e gelen o günün koşullarında insanlar var. Onların bıraktıkları malzemeler, materyaller söz konusu. Bu dönemde Hüyük'te daha çok hayvancılık ve tarım bölgenin zaten yapısı onu götürüyor. Yaygın olarak geçerli unsurlar, tarım ve hayvancılık. Bunun yanı sıra bölge ticaret yolları üzerinde olması sebebiyle ticari açıdan son derece önemli. Bakın burada İslami döneme ait, Osmanlı dönemine ait kap örnekleri, özellikle şurada evet seramik örnekleri başlıyoruz varken. Evet, buyurunuz. Aralarda ithal örneklere de rastlıyoruz. İthal Çin porselenleri de var. Evet, bunlar. Şurada gördükleriniz mesela. Bu bize neyi gösteriyor?
Bölge demek ki Osmanlı döneminde de önemli bir merkez ticari anlamda, geçiş güzergahları üzerinde ve tüccarların, ticaret erbabının da yoğun olarak kullandığı bir alan. Onlar Selçuklu, şunlar Çin porselenleri, şunlar Osmanlı. Evet, onlar da Osmanlı ve Selçuklu kandil örnekleri. Çok evet. Güzel. Evet arkadaşlar. Osmanlı döneminde Hüyük'ün yapısı, bildiğimiz klasik, yakın geçmiş Anadolu, halen günümüzde kullanılan köy kültürü. Birbirine bitişik nizamda yapılmış evler. Zaten geleneksel olarak kalkolitik çağdan beri Anadolu'daki köyüklerde en dıştaki evler birbirine bitişik olup sur görevi de görüyor. Burada da ağırlarıyla, işte kullanım alanlarıyla birlikte bildiğimiz klasik bir köy. Osmanlı döneminde de aynı. Harmanlar, dövenler bizim çocukluğumuzda da yoğun olarak kullanılıyordu. Artık da bunlar tarihe karıştı. Çok ama güzel. Osmanlı dönemindeki yerleşim dokusu aşağı yukarı böyleydi. Evet. Bu tarihlerde 17. yüzyılın sonlarında Hüyük artık iyice yükseldiği için, inip çıkmakta zorlaştığı için insanlar burayı yavaş yavaş terk edip düz alanlara, bugünkü alanlara yerleşmişler. Evet arkadaşlar, şöyle hareketli bir şekilde devam ediyoruz. Osmanlı dönemi Kamankalayuk, tamam evet. Burayı anlattık. Demir çağları da evet. Temsil eden bölümümüz. Evet efendim. Burada gezinti ekranlarımız var. Bakın bu demir çağında M.Ö. 1500 yıllar arasında Kalayuk'taki yerleşim nasıldı? Surlarla çevrili, ortadaki büyük alan, idari yapı, idari yönetim merkezi. Evet. Çok amaçlı kullanılan bir alan. Hem artı ürünlerin, tahılların vesairenin depolandığı alan, hem kutsal alanlar, tapının mekanları, hem kabul salonları, hem askeri idari merkezi bir büyük çok bina. Güzel. Diğer alanlarda müştemilatlar. Normal dönemlerde halk tabii ki Hüyük'ün dışında, surların dışında yerleşiyor. İskanı orası. Evet. Ancak bir tehlike anında Hüyük'ün içerisine girip doğal savunma pozisyonunu alıyorlar. Burada da gelen ziyaretçilerimiz sanal bir gezinti yapabilirler. Günümüzden 3000 sene önceki antik şehrin içerisinde evet. Böyle bir gezinti yapma şansına sahipler. O dönemin insanlarından örnekler. Evet. Evet. Burası şeyin içi kendiniz mi? Kendiniz gezebilirsiniz. Evet. Hemen arkadaşlar gezintiye çıktım. Şu an yürüyemiyorum gördüğünüz gibi. Şunla ilerleyeceksiniz. Evet. İlk defa kullanıyorum şu anda. Atari oyunu gibi müdürüm. Duvara Tabii bunu çocuklar daha çok seviyorlar. Tabii ben kaldırıma çıktım. Arkadaşlar bahçeye girdim gördüğünüz gibi. Araç yok. Serbest gezebilirsiniz. Trafik söz konusu değil. Yalnız şu an şeyin üstünden atladım. Duvarların. En iyisi ben arkadaşlar bu işlere hiç girişmeyeyim. Devam evet, edelim. Bu buradaki eserlerimiz evet. Oldukça önemli. Bakın burada da hemen göstereyim size. Bu Scarabus dediğimiz Mısır kültüründe son derece önemli. Bu hayvan pisliği yiyen böcekler vardı, siyah kara böcekler. Evet, bunlar Mısır kültüründe son derece önemli. Mısır inancında daha doğrusu. Ölüler tanrısı, yeraltı tanrısı Osiris'in sembollerinden bir tanesidir. Bakın altında, arka kısmında, mühür kısmında püsküllü saçlarıyla, yayıyla vesairesiyle bir Mısırlı. Bunlardan çok stilize bolca var. Yoksa normal o Mısırlı normal. Doğa. Yani bu şimdi birazdan göstereceğim çokça burada bulunan Mısır mühür örneklerinden bunlar. Bu Mezopotamya etkili bakın. Aslan tutamaklı. Bunun da altında stilize yapılmış yıldız, gök cisimleri, hayvanlar, aslan vesaire, mühür. Ağaçlar. Evet bu da aslan tutamaklı fil dişinden. Çok Mezopotamya etkili, Mezopotamya kökenli bilmiyorum. Bakın bu da kalsedondan yapılmış Pers, İran etkili. Evet. Hayvanları tutan, hayvanların hakimi konumunda evet. Bir Pers kralı. Tabii bunun hayvanların hakimini deyince Sumer mitolojisine, Gilgamesh'e kadar gidiyoruz. Bir güç söz konusu. Evet, Anadolu'da da ana tanrıça hayvanların hakimesi konumundadır. 7000'ler, 8000'ler Çatalhöyük kültürü. Ve bu dört tane farklı bölgeye ait mühür, Anadolu'yu saymazsak Mısır, Mezopotamya ve İran'ın eserlerinin o bölgeye özgün mühürlerin burada ele geçmesi bize şunu gösteriyor. M.Ö. 1000 yıllarında Kaman, Kalehöyük dünyanın en önemli merkezlerinin de ticari amaçla geldiği önemli bir ticaret merkezi imiş. Tabii ki bu farklı bölgelere ait bu unsurların ele geçmesi o bölgelerle İnanılmaz bir ilişki bilgi içerisinde arkadaşlar. Olduğunu bize gösteriyor. Evet, evet. Bunlar son derece önemli. Evet.
Burada bunların Kimmerlere ya da İskitlere ait olduğu konusunda bazı tereddütler yaşanıyor. Ama son dönemlerde ağırlıklı olarak İskit olduğu düşünülüyor. Kovanlarından vesaireden ok uçları. Bunlar Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Saka Türkleri denilen ya da Skityalı denilen İskitler. İskitler ve Kimmerler bin yıllarında Demir Çağı dediğimiz dönemlerde zaman zaman Anadolu'ya akınlar yapıyorlar. Yağmalayıp geri dönüyorlar. Aşağı yukarı 780-790 yıllarında bu kez son derece güçlü bir şekilde Anadolu'ya geliyorlar. O tarihlerde Orta Anadolu'da güçlü bir Frigya Krallığı var. Biliyorsunuz başkent Gordion, Kral Midas. İşte bu büyük saldırı sırasında Frig Krallığı'nın başkenti Gordion'u da yerle bir ederek, hatta söylenceye göre Kral Midas'ın intiharına da sebep olarak Frig Krallığı'nın sona ermesine neden oluyorlar. Tabii büyük bir saldırı. O tarihler, pardon tarihi yanlış söyledim, 695, milattan önce 695'te büyük saldırı ve bu saldırıdan sonra onlar Gordion'da da kalmıyor bu İskit Kimmer. Bunlar Çanakkale'ye, Turba'ya kadar gidiyorlar. Orada bir kısmı yerli asimil oluyor, kalıyor. Bir kısmı tekrar geri dönüyor. İşte bu büyük korkunç saldırı sırasında bu güçler, İskit Kimmerya orduları Kaman'a geliyor, Kalehüye'de geliyor. Burada da büyük tahribatlar yapıyorlar. Bu kadar yoğun bir şekilde ok ucu, at koşum takımları, malzemelerin ele geçmesi bize ciddi bir savaşın olduğu. Olduğunu gösteriyor o tarihlerde. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Arkada gördükleriniz, şu vitrine hemen bir dönebilirsek. Buyurunuz bakın efendim. Bunlar da fibula buyurunuz dediğimiz Frig, Helenistik ve Roma kültüründe yaygın kullanılan yakı iğnelerisi, broş gibi kullanılan malzemeler. Şurada örneğini görüyorsunuz nasıl kullanıldığını. Fibulamız bizim her yerde karşımıza çıkıyor. Evet. Tabii burada bu bölgeyi düşündüğümüzde bu kalıpların da ele geçmesi burada bir üretim atölyesi olduğunu bize gösteriyor. Demek ki bu tarihlerde de bu anlamda da bölge önemli bir bölge. Üretim yapabilecek seviyede bir bölge. Evet efendim. Devam ediyoruz. Az önce bahsettiğim bakın bu skarabuslar çok yoğun bir şekilde ele geçiyor. Ölü kültüyle ilgili ya da takı olarak kullanılan kuşlar, altın takılar tabii. Şurada mesela böyle üflemeli çalgı olarak kullanılan kemikten ya da fil dişinden yapılmış objeler var. Fil dişinden yapılmış bir plaka, bakın bu levha. Bunun daha orijinali, daha büyük orijinal değil, daha büyük, daha bir bütün halinde, seri halindeki Anadolu Medeniyet Müzesi'nde var. Evet, orada evet, görmüşsünüzdür evet, mutlaka. Evet, bu bölge Doğu Frigya olarak geçiyor, Kızılırmak'ın doğusu. Burada da önemli bir Frig kültürü söz konusu. Bakın karşıda gördükleriniz Frig kap ördekleri, hayat ağacı motifleri, emzikli bir kap. Evet. Kronolojik olarak devam etmeden biraz kronolojiyi bozalım. Bu maketimizden de söz etmek istiyoruz. Evet, höyük. Bu, hangi höyük? Önemli. Evet. Bu Japonya'da yapıldı. Kalehüyük'ün 1/100 ölçekli maketi. Bu neden önemli? Burada biz özellikle öğrencilere, çocuklara, tabii ki diğer ziyaretçilerimize de antik çağlarda yerleşimin, höyüklerin nasıl oluştuğunu anlatabiliyoruz. Uygulama olarak gösterme şansımız oluyor. Işıklandırma sistemleriyle bakın burada Osmanlı tabakası en üstte kale höyüğün. O seviyede hemen hemen. Buna bastığınızda Tunç çağlarını, Demir çağlarını seviyesini görüyorsunuz. Lütfen siz basın şimdi yeşili. Evet. Bakın burada Tunç çağlarını arkadaşlar, göreceksiniz. Arkadaşlar açılışı yapıyorum. Tunç çağlarının bulunduğu seviyeler. Biraz bekleyelim lütfen. Şimdi basabiliriz. Evet. 4 tane kültür katının da burada seviyelerini görebiliyoruz. Buradaki alanlar höyüklerde genellikle kazılara başlarken ilk önce höyüğün en dik tarafında yukarıdan aşağıya doğru bir merdiven basamağı şeklinde bir stratigrafi alınır. Burada tüm yapı katlarını, kültürel katmanları görürsünüz. Kazı stratejisini ona göre belirlersiniz. Burada da o çalışma yapılmış. Ona göre kazı çalışması geliştirilmiş. En üstte Osmanlı dönemi yerleşimine ait kazı alanları. Onun arkasında demir çağları. Bu yangın tabakasının olduğu M.Ö. 2. binler, Asur-Çer kolonileri çağı, Hitit dönemleri, imparatorluk dönemine kadar olan süreç. Ve üstte gördüğünüz maketlerde kazı ekibi. Orada fötürlü biri vardır, o da kazı başkanı. Doktor Saçiro Omura. Çok güzel olmuş. Evet. Gerçekten. Bu şekilde anlatmanız daha herhalde oluyor değil mi? Sağlıklı oluyor hani öğrencilere falan. Öğrenciler tabii burada soru cevap şeklinde de olduğu için son derece faydalı oluyor. Çocuklar antik çağlarda neden yerleşildiğini. Biz burada size onu da bahsetmedik. Çünkü
Muhtemelen bunu izleyecek insanlarımız bir büyük yerleşimin nasıl olduğunu biliyorlardır. İlk önce insanlar yerleşmek için doğal olarak tarıma uygun, elverişli, suya yakın, yollara yakın, ana yollara yakın, savunmaya uygun alanları tercih ediyorlar. Buraya yerleştikten sonra bir süre yaşamlarına devam ediyor. Ya doğal nedenlerle ya başkalarının saldırılarıyla burası yıkılıyor. Bir süre terk ediliyor. Daha sonra başka insanlar, başka toplumlar geliyor. Hazır yerleşim yeri. Orada bulunan yıkıntıları düzelterek, işine yarayanları alarak üzerine kendi şehrini kuruyor. Evet. Bunun 10 bin, 8 bin, 10 bin senelik süreç içerisinde birkaç kez tekrarlandığını düşündüğümüzde 3-4 metrelik doğal bir yükselti, doğal bir tepe bu kadar zaman içerisinde birçok uygarlığın üst üste oluşması nedeniyle tabii 15, 18, 20, 25 metrelere kadar ulaşıyor. Onun için kazdığınızda yukarıdan aşağıya doğru höyüklerde en yakın dönemden en eski döneme kadar tüm uygarlıkları tespit edebiliyorsunuz. O yüzden höyükler gerçekten tarihi veri anlamında çok önemli. Tabii ki, tabii evet. ki. Evet, buyurunuz efendim. Hiç istemeyiz ama höyüklerde arkeologlar açısından ani yıkımların olması bir avantaj olarak görülür. Çünkü doğal terk edildiğinde höyükler ya da yerleşim yerleri insanlar kendi malzemelerini alıp gitmişlerdir. Alıp giderler ama ani bir deprem, saldırı vesaire söz konusu olduğunda bunları götürme şansı olmadığı bir için bütün her şeyi vardır. Olduğu gibi institut dediğimiz yerinde orijinal halde bulma şansınız oluyor. Evet. Burası M.Ö. 2. binler Asur ticaret kolonileri ve hemen Hitit dönemleri. Asur ticaret kolonileri çağında biliyorsunuz Asurlar M.Ö. 2. binlerde Mezopotamya'da hüküm sürmüş evet. güçlü bir imparatorluk. Evet. Bunlar zaman zaman Doğu Anadolu bölgesindeki küçük şehir devletlerine akınlar yapıp oraları yağmalayıp tekrar geri dönüyorlar ama bu bölgeye ticaret amacıyla geliyorlar. Çünkü bunun hemen öncesindeki Tunç çağlarında, eski Tunçlarda, M.Ö. 3. binlerde Anadolu'da Hatti uygarlığı var. Bu Hatti uygarlığı, Hatti yerel şehir devletleri son derece gelişmiş, farklı madenlerin karışımından yeni madenler yapabiliyor, ticarette son derece ileri, tarım vesaire bunlar da oldukça gelişmiş bir topluluk. Bu dönemde Anadolu son derece zengin ve müreffeh bir yaşam sürüyor. İşte bu zenginlik Mezopotamya'daki Asur krallığının dikkatini çekip bu tarihlerde 2. bin başladığı ticaret amacıyla Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'ya gelip Anadolu'da yerli prenslerle, yerli yöneticilerle işbirliği içerisinde onlarla karşılıklı anlaşmalarla ticaret merkezleri oluşturuyorlar. Buralarda hem yerli halk var hem Asurlu tüccarlar. Bu ticaret merkezlerinin büyük olanlarına biz Karum diyoruz. Ticaret merkezi, liman anlamına gelir bu. Türkçe karşılığı Asurca bir kelimedir. Daha küçük ölçeklerine de Vabartum diyoruz. Çivi yazı belgelerde 20 kadar Karum, bir o kadar da Vabartum ismi geçiyor. Bunların en önemlisi Kaniş Karumu, Kayseri'deki Kültepe dediğimiz alandaki Kaniş Karumu. Orada ele geçen tabletlerde biz Anadolu'nun 2. binlerdeki sosyal, siyasal, kültürel dokusu hakkında çok önemli bulgular elde ediyoruz. İşte o Asurlu tüccarlar bu bölgeye de gelmişler. Burayla da ticari ilişkiler kurmuşlar. Bazı malzemeler burada onlara ait buluntular ele geçiyor. Aynı tarihlerde 1800-1750-1800'lerde Hititler. Bunların nereden geldiği konusunda ya da Anadolu'nun yerli halkı mı bu konularda çeşitli görüşler var. Bazı bilim adamları bunların Mezopotamya'dan geldiğini, bunun gerekçesinde çivi yazılarının Babil çivi yazısına benzediğini gerekçe gösteriyorlar. Bazıları Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya girdiklerini, bazıları da Boğazlar yoluyla Anadolu'ya geldiklerini söylüyor. Hititlerin Anadolu'nun yerli halkı olduğunu söyleyen görüş de hakim. Son dönemlerde bu biraz daha ağırlık kazanmaya evet. başladı. Bunun da bazı tabii gerekçeleri var. Örneğin Hititler kendilerine Hattili diyorlar. Başkentleri zaten Hattuşa, Hattuşalı, Hattili anlamına geliyor. Kurucu kralları Hattuşili, en önemli krallarından biri, o da Hattuşalı anlamına geliyor. Hatti uygarlığı, Hitit'ten hemen önceki Anadolu'daki biliyorsunuz yerleşik kültür, yerleşik uygarlık. Kendilerine Hattili demeleri ya burayı sahiplendiklerini ya da gerçekten Anadolu'nun yerli halkı olduklarını gösteriyor. Buna dayanarak da Anadolu'nun yerli halkı olabileceğini söyleyen görüş de son dönemlerde yaygın. Hititlerin önemli özelliklerinden bir tanesi Anadolu'da ilk kez merkezi devlet dediğimiz siyasal anlamda bir devlet oluşumunu sağlamaları. Daha önce şehir devletleri şeklindeyken artık diğer devletleri, şehir devletlerini vesaire kendilerine bağlayıp bir tür federasyon gibi
bir imparatorluk oluyorlar. Hmm. Ne zamana kadar? Büyük. Evet, 1200 yıllarına kadar bunlar Anadolu'da önce eski Hitit Devleti, sonra Hitit İmparatorluk dönemi olarak varlıklarını sürdürüyorlar. 1200'lerde şu Piluluma döneminde yanılmıyorsam hem büyük veba salgınları, büyük hastalıklar, hem bağlı devletlerin, devletçiklerin başkaldırıları, kendi iç karışıklıkları, siyasal karışıklıklar vesaireler üst üste geliyor. Böyle bir buhranlı dönemde, sonra yıkılma 1200'lerde, süreci. Avrupa'dan, Güney Avrupa'dan gelen deniz kavimleri göçü sonrasında bunların evet. bir kolu olan Muşkiler ve Frigler. Frigler Asur kaynaklarında Muşki olarak geçer. Bunlar Karadeniz üzerinden Anadolu'ya giriyor bir kısmı, bir kısmı Ege adalarıyla vesaireyle boğazlardan. Karadeniz yoluna giren Frigler 1200'lerde bu güçlü Hitit krallığının başkenti Hattuşa'ya, o ele geçirilemez, yıkılamaz denilen başkenti saldırarak oranın yıkılmasına, dolayısıyla Hitit İmparatorluğu'nun çökmesine neden oluyorlar. Hemen bir reklamlara girelim arkadaşlar. Hattuşa videomuz da YouTube kanalımızda mevcuttur. Kazı Başkanımızla anlattığımız Hattuşa bölümümüzde izleyiniz diyelim. O zaman biz burayı çok fazla uzatmadan hemen geçelim. 1200'lerde... Arada böyle müdürüm, biz müdürlerimiz bir bölgeyle ilgili bir şey anlattığı zaman ben hemen diyorum ki müdürüm çok özür diliyorum, şimdi reklamlar diyorum. Yani, tabii ki olacak, onlar öyle değil. Onu geçen hafta da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde yapmıştık, müdürümüzün kulakları çınlasın. Ben hemen sözünüzü keserek bir şey sorabilir miyim? Tabii, tabii. Şu yüz çok hoşuma gitti, çok da merak ettim. Bu dağ nedir? Tanrısı, dağ tanrısı, kurşunda yapılmış dağ tanrısı. Ne kadar küçük işlemiş, yani evet, nasıl figürüyle. Güzel bir şey, işçilik. Değil mi? Evet, Hititler bin tanrılı din denir Hititlere biliyorsunuz. Bunlar ele geçirdikleri tüm uygarlıkların tanrılarını da sahiplenirler. Bunlarda kutsallık çok önemli. Bunu ne için, arınma. Ne için kullanıyorlar? Bu nedir yani, görevi ne bunun? Yapılma amacı ne? Bu ne sizce? Bunlar daha çok insanlar yanlarında koruma amaçlı, evlerinde yanlarında. Bizde de olur ya bazen böyle idol anladım. Gibi. İdol gibi bir şey. Tabii, anladım, taşırlar. Anladım. Hani Tanrım beni koru, bana sahip çık, bana yardım et anlamında. Çok güzel. Tapınım alanlarında, kutsal mekanlarda, evlerde, her yerde zaman zaman yanlarında taşıdıkları unsurlar bunlar. Hititler evet, özellikle dini inanç konusunda, ibadetler konusunda farklı bir toplum. Çok evet. fazla tapınım ve buna uygun törenler yapıyorlar. Evet. Kurban törenleri, çeşit çeşit, yüzlerce çeşit ekmekleri vesaireler var ve arınma ve temizlik son derece önemli. Birçok Hitit yazılı kaynağında mesela asla temizlenmeden Tanrı huzuruna ya da tapınağa gidilmez. Herhangi bir ibadette bulunulmaz. O yüzden bu anlamda Hitit kültürüne baktığınızda Konya'da, bu bölgelerde, Çorum'da, Hattuşaş'ta vesairede su kültü sürekli karşımıza çıkar. Banyo kaplarını arkadaşlar daha önce size müzelerde göstermiştik. Bol bol yıkanıyorlar. Evet. Küvetleri falan. Evet. Hepsini izleyen arkadaşlar artık biliyorlar. Evet, devam ediyoruz efendim. Buradakiler burada herhalde da, şey. Bu bölgede Kalehöyük'te bu dönemde yapılmış olan özellikle tarım ürünleri çok yaygın, buğday, arpa gibi tahıllar. Bunların depolamaları söz konusu. Bu depolamalarda bunları sayıya tabi tutuyorlar. Tabii sayı olarak sayıyor, listeleniliyor, sayılıyor ve bunlar küplere ya da çuvallara konulduktan sonra mühürleniyor. Mühür basılıyor. Evet. Bu üstündeki i̇şte bunlar gördüğünüzde falan. Tabii mühürler ve onlara ait baskılar. Bunların üzerinde tabii hem önemli kişilere ait hem tüccarlara ait. Kendi mühürler. İmzaları, kişisel şeyler. Evet. Evet. Şurada evet gördüğünüz vitrinde de özellikle tekstil yapımı ile ilgili, kumaş, yün yapımı ile ilgili ağırşaklar, tezgah ağırlıkları var. Bu da bu bölgede yine aynı zamanda yoğun bir tekstil üretiminin olduğunu bize gösteriyor. Aşık kemikleri, oyunlar, situla dediğimiz bakır kap tutamağı, bir balta kapı, hematit dediğimiz değişik ağırlıklar. Genelde arkadaşlar müzelerde size biliyorsunuz birçok müze çektik ayrıntılı. Müzelerde size gösterdiğimiz eserlerin değişik. hemen hemen benzerleri. Burada da tarımın yaygın olduğunu gösteren ve iğneler. Karşıdaki oraklar. Oraklar evet, ve evet. Mızrak, ok uçları, bunlar da tabii bir askeri güç söz konusu. Evet. Bunlar da firkete olarak kullanılan biz dediğimiz delici aletler. Bazıları firkete gibi kullanılıyor, saç tokası, ama daha çok bunlar derileri falan delmekle kullanılan biz dediğimiz objeler. Aslında iğne gibi falan bir şey. Tabii iğne, yani iğne zaten. Kullandığımız evet. bir şey. Evet bunlar efendim. Bunlar da normal tutamaklı mühürler.
silindir mühürü de var. Bu silindir mühürler basıyor. 2. binlerde Asurlu tüccarlar tarafından Anadolu'da yaygınlaştırılan. Şey mi şu üstünde delik olması iple bağlıyor tabii, herhalde değil tabii, mi? Tabii boyuna bağlıyor. Hmm. Tabii, bu da artık kişisel olduğunu gösteriyor bize. Evet, evet. Bu grifon dediğimiz bir obje şiddetli evet. bir yangın 2. binlere tahliliyor. Hatta 3. binin sonları bir aslan, kanatlı bir aslan, ayaklarının altında bir ceylan var. Yangında çok tahribi olduğu için erimiş. Bunun düzeltilmesi mümkündür ama kazı ekibi tahribat olabileceğini düşünerek düzeltmemiş. Ancak bu şekilde olduğu biliniyor. Bu neyi ifade ediyor bize? Akat kültürü, M.Ö. 2300'lerde Mezopotamya'da güçlü bir Akat krallığı var. Sümer kültürünü devam ettiren Sami kökenli bir toplum. Bunların dini inançlarında fırtına tanrısı Adat. Adat'ın sembolü. Bu niye önemli? Bakın Osmanlı döneminde bölgedeki ticari önemi söyledik. Değil mi? Ta Çin porselenlerinin bu bölgede bulunması. Birinci binlerde söyledik. Farklı bölgelere ait mühür örnekleri. İkinci binlerde, üçüncü binlerde Mezopotamya ile bir ilişki olduğunu bize gösteriyor bu. Muhtemelen yine o tarihlerde de yoğun bir ticari ilişki vardı. Var. Zaten ikinci binde Asur ticaret kolonileriyle biliyoruz. Evet. Ama onun öncesindeki Akat kültürü döneminde de demek ki üçüncü devam binlerde ediyor. De bu ilişki varmış. Bunu anlıyoruz. Evet, devam ediyoruz efendim. Buyurun. İnanılmaz güzel. İyi ki de şey yapmamışlar. Hani belki dedikleri gibi gerçekten bozulabilirmiş yani. Evet. Evet. Şu kap örneklerini çok evet. kısa bahsedeceğim. Bunlar tabii. önemli. Batı Anadolu arkeolojisi dediğimiz, daha doğrusu Ege Yunan arkeolojisi dediğimiz Helenistik Helenistik dönemlerde çok yaygın gördüğümüz kap örnekleri. İşte dinoslar, kraterler vesaireler falan. Bunlar Helenistik dönemde ve Roma döneminde ya da daha önceki dönemlerde boyalı, çok renkli, farklı, bezemeli olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunları burada gördüğümüzde şunu anlıyoruz ki bunların kökeni de Anadolu. Anadolu. Niye bunu söylüyoruz? Bunların ele geçtiği yer Kaman Kale Höyük, M.Ö. 1500-1600 Hitit dönemi. Hmm, bakın. Evet, evet, evet. 1500'lerde, 1600'lerde, hadi 1400-1300 diyelim, biraz daha erken olalım. Anadolu'da bu kap örnekleri karşımıza çıkıyor. Hmm. Demek ki kültürün kaynağı Anadolu, Kale evet. Höyük, evet. Kaman. Kaman demeyelim ama Kaman demeyelim. Anadolu. Anadolu kökenli. Evet, evet. Bu da bir çivi yazısı örneği. Asurca yazılmış. Hı-hı. Asurlu tüccarların kullandığı. Biliyorsunuz çamur çok yumuşakken, kil halindeyken üzerine ince kamışlarla sağdan sola yazılır. Bunlar daha çok ticari sözleşmeler. Onların örneklerini çok gördük. Evet. Bunlar mobilya aksamları olarak geçiyor. Ama bazıları sanki biraz da böyle telli çargıların kurma aleti gibi de. Ben de şunu şey bilir. Zannettim. Mobilya ayakları gibi bunlar. Şimdiki şeyler var ya müdürüm. Diyeceksiniz ki hiç onu araştırmamıştım. O zaman o dönem tütün ya da sigara gibi bir şey var mı acaba? Hiç bilmiyorum. Muhtemelen bir şey olur. Şu şeyi ona benzettim. Hani takıyorlar ya ucuna sigarayı. Nargile gibi bir şey zannettim. Pipo dediniz. Pipo gibi. Ha, yok. Şunu ona benzettim. Evet. Daha çok bunlar mobilya aksamları. Ama şunlar da böyle telli çalgıların kurma aletleri, hani bağlama şeyleri. Evet, evet, evet. Burası höyüğümüzün, kale höyüğün daha doğrusu, günümüzde artık son evreleri, yani bugün ulaşılmış, milattan önce hemen hemen 4. binlere kadar gelen süreç. Eski Tunç Çağı buluntuları, bunlar henüz çömlekçi çarkı yokken elde yapılmış eski Tunç Çağı dönemi kapları. Bakın bir ana tanrıça figürü. Evet, üzerinde bezemeli el müzesiyle. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bunlar bolca var çatalıyık. Ama burada da ele geçmesi yine bu kültürün burada da olduğunu gösteriyor. Bakın gösteriyor. Şurada daha erken bir ana tanrıça, evet. daha stilize yapılmış. Ağırşaklar, tezgahlıkları, ağırşaklar yine dokumacılığın önemli olduğunu bize gösteriyor. Ana tanrıça kültürünü anlatmaya gerek yok. Siz bunu muhtemelen defalarca işlediniz. Ben artık müzelerde haddimi aşmıyorum. Tamamıyla müdürlerimize bırakıyorum. Ama hep bildiğimiz tabii şeyler. Yani evet, biz bu müzeyi özellikle defalarca anlattığımız. Evet, tabii. Bu da yine 1600'lere tahlediyor hemen hemen. Anadolu'da, bu bölgede, Kaman'da ede geçmiş bir aslan çenesi. Evet, azı dişiyle birlikte dişleri bir aslan üstünde. Çenesi. Bunun burada olmasının iki nedeni olabilir diye düşünüyorum. Bir tanesi acaba kraliyete ait bir hayvanat bahçesi mi vardı? Bir başka görüşte muhtemelen bu bölgede bu hayvanların yaşamasına uygun alanlar söz konusu. Bu da nereden anlıyoruz?
Bakın çok yoğun bir şekilde geyik vesaire gibi hayvanlara ait, aslan gibi yırtıcı hayvanların besin zincirini oluşturan hayvanlara ait buluntular ele geçiyor. Kemikler, bakın orada kazı enstitüde, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nde antropologlar çalışırken birçok hayvan kemiği. Demek ki o dönemin florası da düşünüldüğünde ikinci binlerde bu bölgede aslan gibi yırtıcı hayvanların yaşaması uygun bir ortam söz konusuydu. Evet. Bu kadar yoğun geyik vesaire hayvan bulunuyorsa tabii. Muhtemelen o besin zincirinden yararlanan yırtıcı hayvanlar da vardı diye evet. Düşünülüyor. Evet efendim. Kale Devam büyük ediyoruz. Kazı alanımız bu kadar. Evet. Yassıyük kazı alanımız bir diğer kazı alanımız. Kaleyük kazı başkanımız Doktor Saçır Umur, ondan bahsetmiştik. Yassıyük kazı başkanımız da Umur hocamızın eşi Doktor Masako Umur. Bu da 2010 yılında başlamış bir kazımız. Henüz yanı 7 olmakla birlikte son derece önemli bir kazı alanı. Kırşehir yolu üzerinde Karaödür köyü yol ayrımında yer alıyor. Anayolun hemen kenarında. O kazı alanında gördüğünüz alan bir saray kalıntısı. Kazılar burada devam ettiriliyor. Ede geçen şeyler, bulutlar zaten gördüğünüz gibi son derece incelikli, günlük yaşamdan ziyade saraya özgü nitelikte çok eserler, belli zaten. Buluntular. Evet. Evet. Hem demir çağı hem tunç çağı buluntuları söz konusu burada. Burada da son derece özgün bir akikten ve altından yapılmış kolye. Çok güzel. Son bölümümüz Büklü Kale kazı alanı. Arkadaşlar biz o bölüme geçelim, tekrar size merhaba diyelim. Evet arkadaşlar, artık müzenin son bölümü Büklü Kale kazılarının olduğu yerdeyiz. Buyurunuz müdürüm. Evet, Büklü Kale kazı alanımızda Kaman'dan Ankara istikamette giderken, Kaman Bala Ankara güzergahından giderken Kızılırmak'ın hemen üzerinde Köprüköy'de yer alıyor. Burası hem 2. binlerde hem Selçuklu döneminde stratejik olarak da son derece önemli bir yer. Şu gördüğünüz köprü, Selçuklu Köprüsü, Çeşnigir Köprüsü diye de geçer, Çeşnigir Hamamı kalıntılar. Burası hem Hitit döneminde hem de Asur Çark Koloni çağında önemli bir merkez. Bizim açımızdan bir başka önemi de 1600'lere tarihlenen Anadolu'nun en eski camının üretildiği alan olması. Cam. Bundan önce biz evet Kuzey Mezopotamya'da daha çok bu cam üretim merkezlerinin yoğun olduğunu biliyorduk. Ama Anadolu'da bu kadar eski cam örneği, cam üretimi daha doğrusu yoktu. En eski cam üretim merkezi bugün için, en azından bizim bilgilerimize göre şu an için Büklü Kale Büyüğü. Yeni şu bir bilgi. Şu gördüğünüz tabii. Şu gördüğünüz çok güzel. Cam. Bizim için yeni bir bilgi. Evet, milattan önce 1500'de hatta kazı başkanımız Kimiyoshi Matsumura'ya göre 1600'lere kadar da çıkıyor. Bir cam vazo parçası. Şu da bir cam. Burada gördüğünüz Anadolu'da üretilen en eski cam örneği diyebiliriz. Arkada evet. Gördüğünüzde kaya kristalinden yapılmış küçük bir obje, bakın bir leopar başı. Üzerindeki mavi taşlar lapis lazuli dediğimiz lacivert taşlar, lapis lazuller. Bunlar Anadolu'da yok. Afganistan'dan ithal getiriliyor. Bu nedir? Bu daha çok Hitit krallarının bu litus dediğimiz ucu kıvrık asaları vardır. Bunlar gücün ve kudretin sembolleridir. Evet. Onun başlarında muhtemelen süs olarak kullanılır. Bizdeki baston geleneği biliyorsunuz. Evet. Kurt başlı, aslan başlı bastonlar gibi. Bu gücü ve kudreti sembolize eder. Bu da son derece ince bir işçilikle yapılmış. Çok bakın gözlerinde de altın halkalar var. Bir leopar başı. Evet efendim. Tabii bunlar da bir bodrumda, bir bodrum katında ele geçiyor. Muhtemelen bir kültle ilgili. Orada yapılmış çok sayıda ele geçti bunlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi muhtemelen bir dini tören alanı. Dini törende yapılmış, yeme içme ile ilgili. Orada yoğun sunumlar vesaireler yapılmış herhalde. Onlarla ilgili ele geçmiş buluntular. Epey bir kalabalık bir şeyler olmuş yani. Tabii. Şimdi hepsini burada biz anlatmayalım ki ziyaretçilerimiz de müzelerimize gelsinler. Yerinde bizzat görsünler. Arkadaşlar gördünüz mü? Müdürümüz de benimle aynı mantık. Hepsini ben size anlatırsam siz merak edip gelmezsiniz diyorum. Evet. Müdürümüz ne yaptı? Bilgiyi eksik, biraz daha kısıtlı verdim dedi. Buraya gelsinler dedi. Sizleri Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Burada da bu anlaşmayı bozanın lanetleneceğini ifade eden bir mühür baskısı. Ha, kral evet. Kraliçe mühürleri.
Büyük Kral. Şu evet. Değil mi? Evet, üstteki. Evet. İşte orada bir anlaşmadan söz ediyor ve anlaşmayı bozan lanetleneceğini, evet. Öleceğini söylüyor. Evet. Hiti çivi yazılı belgeler, cam örnekleri. Bakın bizar örneği biliyorsunuz bunlar oyun için kullanılıyor. Bu bölgede yaygın olarak da var bunlar. Diğer şöyle, kazılardan farklı olarak şunu hemen bahsedeyim bitirmeden. Evet. Çok özür diliyorum. Yok, şu şeyi göstereyim dedim. Ha, burayı evet, özellikle göstereyim ki Japon kazı ekibinin önemli özelliklerinden bir tanesi bölgeye son derece önem veriyor. Bölgenin kültürüne, kalkınmasına, değerlerine. Özellikle Omura hocamız çocuk sebebi eğitimi nedir konusunda. Valla bu Omura hocanın kişiliğinden kaynaklı diye düşünüyorum neden ben. Neden Japon yani? Ha, burada, hani, neden? Onu bahsetmedik değil mi? Kısaca evet. Zamanınız varsa anlatayım. Lütfen. Doktor Sachiro Omura Japonya'da arkeoloji eğitimi almış, arkeolojiye meraklı ve Anadolu'nun da önemli bir arkeoloji merkezi olduğunu bildiği için yüksek lisans eğitimi için Anadolu'ya, Türkiye'ye geliyor. Evet. Eğitimini Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Profesör Doktor merhum Tahsin Özgüç'ün öğrencisi olarak yüksek lisans ve doktorasını orada yapıyor. Tahsin Hoca biliyorsunuz Kültepe Kazıları'nın başkanı. Omura Hoca Türkiye'de bir kazı yapmak istiyor doktorası bitirdikten sonra ama onun aklında Kargamış var, Gaziantep Kargamış. O bölgelerde çalışmak istiyor. Ancak Tahsin Hoca kendisi diyor ki sen o taraflara gitme, benim yakınlarımda bana yakın ol. Bakın burada da diyor Kaman'da güzel bir höyük var, zengin de bir höyük. Muhtemelen bu çivi yazı belgeler de olabilir. Önemli bir merkez. Sen burada kazı yap, hem bana yakın olursun, birbirimizle yardımlaşırız, ben de sana yardımcı olurum diye. Omura Hoca'yı buraya yönlendiriyor. Tabi Omura Hoca da hocasını kıramadığı için 1985'te yüzey araştırması, arkasından 86'da kazı çalışması olarak buraya başlıyor. Japonların o güne kadar kendi ülkeleri dışında yaptıkları bu anlamda bir kültürel çalışma yok. Kazı anlamında, bilimsel anlamında. İlk kazı çalışması olduğu için de ayrıca bir önem veriliyor. Japon Hoca, Omura Hoca da Japon hükümetinin, imparatorluk ailesine de desteğini arkasına alarak ve son derece çalışkan bir insan. Sadece kazı çalışmasıyla kalmıyor. Bölgede ağaçlandırma çalışmaları yapıyor orada, yeşillendirme çalışmaları. Sonra burada bir Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün oluşumunu sağlıyor. Çok güzel. Arkasından evet Japon hükümetle koordineli olarak Prens Mikasa anısına bir Japon bahçesi ve daha sonra bölgede iki farklı kazı daha yine Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak sürdürülen Japon arkeologların başkanlığında Yasuyuk ve Büklükale kazıları ve hemen akabinde de şöyle bir durum gelişiyor. Burada bu arkeolojik çalışmalar yapılırken bu eserlerin başka yere gitmesine gerek yok. Yerinde korunması önemli. Bunun için de burada bir müze yapılması düşüncesi gündeme geliyor. Türk ve Japon hükümetlerinin kültürel ve ekonomik işbirliğiyle bu müze buraya da kuruluyor. Yapılırken de müzenin büyük tarzında, Kaliyu'ya benzer şeklinde ve doğal giriş bir yeşil şekli. Alan şeklinde yapılması planlanıyor. Bu alanda, bu anlamda da benzeri yok. Sadece bir tek Yunanistan'ın kuzeyinde Makedonya bölgesinde zannediyorum. Orada 2. Filip'in mezarı var. Bildiğimiz kadarıyla Tümülüs. Orası bir müze gibi düzenlenmiş ama bu şekilde değil. Bu anlamda tek örnek tek 1950'lerden örnek. Beri Amerika'da yapılan dünyanın en iyi yeşil müze ödülüne 2012 yılında müzemiz sahip oldu. Çok güzel. Evet, bu anlamda da farklı bir müzeyiz. Bu uygulama da başka yerlerde yok. Yine hocamızın çok enteresan bir düşüncesi. Bütün kazının başlangıcından günümüze kadar kazı ekimlerinden böyle enstantane anı fotoğraflar. Çok güzel. Bakın kaç sene önce geçin bu insanlar, bu köylüler, bu bölgede yaşayan insanlar çoğu geldiklerinde kaç burada kendilerini görüyorlar. Şu anda bunlar 50-60 yaşlarında muhtemelen 85'te olduğuna göre düşünün. Bölgedeki çocukların eğitimine son derece önem veriyor hoca. Ayrıca bu bölgede burada çalışan insanların da bu bölge insanı olmasını önemsiyor. Dolayısıyla bölgenin kalkınmasını, bu kazıların bölgenin kültüründe yansıtmasını önemsiyor. Burası diğer kazı alanımız, Yasuyuk kazı alanımız. Bakın Omura hocamız burada. Şurada. Evet, evet. Yasuyuk kazının ilk kazmasını vururken. Ben de ilk defa bir müzede gördüm bu fotoğraflarla. Güzel evet. Bir ambiyans olmuş. Evet. Güzel bir şey. Şurada kalmış. Da kazı alanının ilk başlangıcından günümüze kadar hava fotoğrafı. Evet, o evreler. Zamanlar bunları balonlarla çekiyorlardı. Ben Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çalışıyordum o zaman 1990'dan 2007 yılına kadar. Biz o zaman Haymana'da Külhöyük'te kazı yapıyorduk. Külhöyük kazısını yaparken burada Japonların işte hava fotoğrafları falan çektiğini duyduk. Balonlarla çekiyorlarmış diye. Çok ilginç gelmişti bize. Biz büyük müzeyiz ve birçok olanağımız var. Fotoğrafçılarımız falan o günün koşullarında ama fotoğraflarımızı işte merdivenler getirerek çekiyoruz ama fotoğrafları falan.
O zaman dediler ki işte Japonlar balonla çekiyormuş falan. Çok ilginç gelmişti bize. Buraya gelmiştik ziyarete. 1992'ydi zannediyorum. İlk kez o zaman görmüştüm ben. Bakın o günden 86'dan günümüze kadar bu hava fotoğraflarıyla her sene Höyük'ün gelişimini yansıtan bir inanılmaz güzel güzel bir çalışma. Tabii, bu devam edecek mi? Tabii ediyor. Bakın oraya uzadıkça kadar. Uzadıkça gidecek. Tabii. Bakın arkadaşlar son boş iki sene yer de var. Pandemi nedeniyle yapılamadığı çok için. Çok güzel, evet. 2019 ve 2020 pandemi nedeniyle yapılamadı kaldı. Evet. Bakın, bu da şey, bu, hocamız. Evet, hocamız bu bakın gençliği. Omuro hocanın. Bu Prens Mikasa ilk kazmayı vururken. Bu da merhum Profesör Doktor Tahsin Özgüç. Böyle bir anı. Tabii bu Omuro hoca yani... bir şey düşünmek lazım bunu. Bir efsane gibi. Yani bir adammışlık. Buraya kendisini adamış böyle bir insan, böyle bir arkeolog. Burayı çok şu seven, Anadolu'yu çok seven. Devam ediyor mu? Hayatta tabii, mı? Tabii çok şey, hayatta. Tanımıyoruz o yüzden tabii, soruyorum. Şu anda Japonya'da kendisi. İnşallah gelecek Mart, Nisan gibi gelecek. Şey yapıyor. Gelip burada vakit geçiriyor. Hala çalışmaları tabii, devam tabii. ediyor buraya, mu yoksa? Burası, zaten burayla bütünleşmiş. Orası, burayla bütünleşmiş. Artık yani evi gibi o, olmuş. Tabii ki artık bütün işleri, faaliyetleri belki hepsini çok koşturmaz ama en azından onun organizasyon düzenlenmesi. Ama müdürüm zaten şeyi yani. Yani ne derler eseri dikmiş, bitirmiş artık oluşturmuş tabii yani. Tabii ama burası da zaten şey işte burada bir şey gibidir, efsane gibidir. Yani hoca olmazsa olmaz. Olmaz değil mi? Onun varlığı tabii, bile tabii. güç veriyor tabii. Yani biz de öyle. Şimdi ben hocayı görmeden rahat edemiyorum mesela. Yani onu görünce mutlu oluyor insan yani. Evet, çalışmanın azmi. Tabii. Devam edecek miyiz, bitiriyor muyuz? Bizemiz bu kadar. Bu kadar. Peki bu kadar. Arkadaşlar. Bugün Kale Höyük, Kaman mı diyelim? Kaman diyelim. Kaman, Kale Kaman Höyük. Diyelim. Kırşehir olarak çok büyük... Çalıkanlar şimdi Kırşehir desem daha çok genellemiş olacak. Kaman diyelim ki küçük bir kızar. Küçük bir şeyin içine almış olalım en azından. Kaman yani Kırşehir'e bağlı. Kaman'ın... Resmi ismimiz Kaman Kale Höyük Arkeoloji Müzesi zaten. Yani ama neredeyiz? Kırşehir'deyiz sınır olarak. Yani hangi ilde burası bu? Kaman nerede? Kaman'ı bilmeyenler. Kırşehir'e bağlı Kaman, Kale Höyük... Arkeoloji Müzesi'ni müze müdürümüz İzzet Esen Beyefendi ile çok pratik bir şekilde ayrıntılı anlattık. Ağzınıza sağlık müdürüm. Ben çok teşekkür ederim. Ellerinize, emeğinize, ayağınıza sağlık. Benim yaptığım bu işe her yeni katılan şey, video, müze, envanterime giren her eser beni çok mutlu ediyor. Bana veren, destek veren herkes de gerçekten benim gönlümde çok sağlam bir yere sahip oluyor. Gerçekten hani ilk aradığım gün hemen tamam dediniz, bizi kırmadınız. Her zaman arkadaşlar biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde ya da çok olumlu şekilde karşılanmayabiliyoruz. Ama müdürümüz elinden gelen bize desteği gösterdi. Kendisi birebir anlatacağını söyledi. Çok da memnun olduk. Bu mütevaziliğinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bizim işimiz, görevimiz bu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bitirelim. Haftaya nerede olacağız? İnanın ben de bilmiyorum. Daha hiçbir ayarlama yapmadım. Bu hafta için sizlere yine çok güzel, çok efsane, belki de YouTube'da bu kadar ayrıntılı olmayan müdürüm var mıdır? Bu kadar ayrıntılı. Ya da sosyal medyada veya ya televizyonlarda belki vardır ama... Zannetmiyorum, bilmiyorum. O zaman bir ilk yaptık yine diyelim mi? Övünebilir miyiz bilmiyorum. En ayrıntılı şekilde yine biz de çok güzel bir müze içeriği izlemiş olacaklar. Bizi takip eden tarih tutkunları, arkeologlar, sanat tarihçiler sizler için geldim, çektim. Bir de YouTube kanalımızı beğenip bizlere abone olursunuz diye düşünüyoruz. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Müzik